Evet arkadaşlar merhaba. Bugün 8 Ekim 2020 YDS ön hazırlık grubumuzla tersleri konuşmaya devam ediyoruz. Time clauses with future tenses, yani time clause'ları gelecek zamanlarla birlikte görmeye başladık geçen ders. Eklemek istediğim bir iki şey var. If'i unutmuşuz az önce. Dikkat eden oldu mu bilmiyorum. Hani when, after, efendim, until, before, as soon as, while dedik. Son olarak da if'le bir cümle yapalım. If aslında bir time clause değil. Yani time clause oluşturan bir bağlaç değil. Conditional sentences. Yani adverbial clause of condition yapan bir bağlaç. Ama kitabımız oradan da bir tane vereyim demiş. Eyüp kabulümüzü başımız üstüne. Haydi bir örnek yapalım. If I pass the prep class, I'll ne diyelim o zaman graduate from university. One year earlier. Evet, şimdi bu Asya'nın lafı diye Muhabiri evet. Reklama yapa yapa bir hal oldu ya. kazanmışım Vay diyorsun. arkadaş. Şimdi bir ve iki desek böyle, değil mi? Bir ve iki dedik ama burada asıl olan, önemli olan, bir şart gerçekleşirse bir sonucun gerçekleşecek olmasıdır. Bir şart Evet. Şayet hazırlık sınıfını geçersem üniversiteden bir yıl erken mezun olacağım diyor. Bu arada biz time clause'ları past tense'lerle görmüştük ve orada dikkat ettiyseniz hep past kullanmıştık. Bağlaçlar sayesinde olayın öncelik sonralarını hissedebiliyorduk. Future tense'lerde bağlaçlı cümlem hep simple present tense, ana cümlem future tense oluyordu. Gelecek zaman oluyordu. Şöyle olduğunda şöyle yapacağım. Şöyle olduktan sonra şöyle yapacağım. Şöyle olmadan önce böyle yapacağım. Bir gidiyordu. Şimdi bir şey unutmamak lazım aslında. Bir yıldız koyayım şöyle. Üç tane de ünlem koyayım. Time clauses with present tenses diyeyim. Bir iki örnek vereceğim. Anlayacağınız ne demek istediğimi. Past'ta gördük. Future'da gördük. Hatta Future'da zaten time clause tarafını simple present olarak gördük. Ama mesela when I get home, I always wash my hands first. Before go to always brush my teeth. I change my as soon as I get home. Don't on any occasion until I am sure. As soon as de verdim, until de verdim. Bunları vermiş sen. Yo, şöyle. Present present yaptım. Anladım. Tabii. Arkadaşlar, bilmiyorum dikkatinizi çekti mi? Time clause'larım, simple present tense zaten, tamam çok güzel. Demin de öyleydi ama ana cümlelerim de present tense. Değil mi? Benim
hep öyle yaptığım bir takım şeyler var hayatımda ama aralarında bir önce bir sonra ilişkisi var. Evet. Bu sefer gelecek zamanla işim yok ama. Evet, geniş zamanla. Hep öyle yaparım ama kendi içinde bir öncelik sonralıkla yaparım. Şey Mahmut, birinci cümleyi bana çevirir misin? Evet. Eve gittiğimde her zaman önce ellerimi yıkarım. Çok güzel. Eve vardığımda her zaman önce her zaman ellerimi yıkarım. Şimdi tamam, öncelik sonralık yine bunların arasında da var değil mi? Şeyma Hanım. Evet. Bir, iki. Önce eve geliyor, sonra eve gidiyor. Evet. Ama geniş zaman. Hep öyle yaptığı şeyler bunlar. Evet. Alışkanlıkları. Dolayısıyla present anlatacağız. Sözler herhalde ses ve sesini halledemedi. Sözler. İkiyi gerekirse chat kısmına yazabilirsin. İkiyi senden rica edeceğim ama hazır hissediyorsan. Before I go to bed, I always brush my teeth. Ne diyor bir kere? Bu ne diyor? Ve yine öncelik sonralık, yani 1-2 mi 2-1 mi, işte 1-3 mü, nasıl olacak? Sen onu hazırlan ve chat'e yaz. Biz direkt 3'e, Semra'ya geçelim. I change my clothes as soon as I get home, Semra. Evet hocam. Diyor ki eve varır varmaz üstümü değiştiririm. Harika. Eve varır varmaz. Öncelik sonralık ver bana. Eve varır varmaz bir, üstümü değiştir, yani üstümü değiştirmek iki. Çok güzel. Burada dolayısıyla 2-1 oldu bu, değil mi? Evet. Şimdi arkadaşlar cümlenin yerine değil bağlacın kurduğu anlam ilişkisine bakarız. Yani burada biz ana cümleyi başa atmışız ama as soon as sayesinde önce eve varmanın anlatıldığını anladık. Önce oldu, sonra elbiseler değişti, giysiler değişti. Doğru mu? Evet. Sözler, bu arada sen burada mısın, duyuyor musun? Evet, Sözler çay yapmaya geçti bence. Açtı. Takip ediyorum, ayağı yapıyor bizi ama. Şimdi vuslat su. Evet. I don't decide on any occasion until I am sure. Emin olana kadar kararlarımı değiştirmem. Kararlarım mı? Hiçbir meselede, hiçbir olayda, hani occasion, hani değil mi? Olgu, olay, mesele. Sözler, şu before I go to bed, I always brush my teeth cümlesinin çevirisini yazmanı istiyorum kızım. Buraya. Ve birinci, ikinci, hangi olay, önce hangi olay sonra oldu? Sözler YDT değil, Berivan YDT. Su YDT. Su size WhatsApp'tan ayrıca bir grup kuracak Asya. Evet, 500. WhatsApp grubumu kuracağım bugün. Çünkü YDT'cileri ayrı takip edecek. Yani daha sıkı bir takip yapacağız, tamam mı? Biz Asya'yla bir çalışma programı geliştirin. Ekstra sorular üzerinde çalışacaksınız falan filan. Bu grupta duruyorsunuz ama tamamen rehberlik amaçlı bir WhatsApp grubu olacak. Emin olana kadar hiçbir konuda, hiçbir meselede karara varmam diyor, değil mi? Yani burada çok ilginç. Bu cümle olumsuz olduğundan dolayı çok ilginç bir sıralama oluştu. Normalde Antilli olayda geçen sefer daha tersi yaşanmıştı. Evet. Değil mi? Bu cümlenin olumsuz olması, ilk cümlenin, A cümlenin, bu olayı ikinci sıraya bıraktı. Herkes fark etti mi bunu? Ne demek istediğimi? Demin Antilli cümlede ne olmuştu, şimdi ne oldu? Evet. I will love you until I die cümlesinde I will love you sürecek ki birinci olay olarak, ta ki ölene kadar, ölme ikinci olay olarak yaşanınca birinci de bitecekti. Ama sıralama olarak 1-2 idiler. Burada ana cümle olumsuz oluverince işler alt üst. 2-1 oldular. Ben emin olana kadar hiçbir konuda karara varmam. Yani bir, emin olurum.
Sonra karar veririm. İki karar veririm. Okey. Herkes chat kısmını açsın. Sözlerden ikinci cümlenin çevirisini aldık. Bakalım herkes hemfikir olacak mı? Yatmadan önce her zaman ellerimi yıkarım dedi. Ve önce el yıkadı, sonra yattı. Yani çok güzel. Sözler bence doğru. Hem çeviri doğru hem sıralama harika. Before'lu cümle ki değil mi? Sonra yaşanacak. Zaten before'lularda iş karışır. Buna şu son cümleye de bir dikkat çekelim. Şöyle dikkat çekelim. Dişlerimi fırçalarım olmayacak mı? Ne? Dişlerimi fırçalarım. Hocam şimdi ikinci... Biz sözleri hangini yaptırdık? Yatmadan önce. Tamam. Eyvallah, o da dalgınlığından yaptı bence. Benim gibi. Dişlerimi fırçalarım olacak tabii. Çevirin. Tabii. Ben bile daldım hiç. Aha, doğru deyip hiç. Tamam. Hepimiz dişlerim fırçalarım olacak. Until ile kurulan cümlede ana cümlenin olumlu olumsuz olması olayların sırasını değiştirir. Keşif yaptık. Bak, Nobel ödül olayı açıklanmamış olsaydı bir kara delik bulmuş gibi. Neden son üç kelimeyi beraber söylüyorsun? Hadi ya, bana lingüistik Nobel'ini vereceklerdi be. Hadi be. Belki de bunu hiçbir kitap yazmıyor. Çok iyi. Kendim bile gurur duydum. Tebrik ettim şu an. Evet arkadaşlar, tamamsak kitaba dönüyorum. Anladım, şimdi burada işimiz bitti. Chat'i kapatalım. Paylaşımı açalım ve kitaba dönelim. Şimdi future time clauses ve if clauses. Bakayım şöyle bir. Burayı size bırakıp sanmını diyorum. Evet, orayı size bırakayım ve boşluğu doldurma çalışalım biz beraber. Exercise 16'yı beraber yapalım arkadaşlar. 26. Değil. Aslında bir dakika. Biraz daha kassak mı biz? Yok, burayı iyi, burayı tamam. 16 değil mi bu? Burada 26 mı? Tamam, o 4. baskı. Kitabın baskısıyla ilgili. Biz 3. baskı kullanıyoruz. Buyurun arkadaşlar. Haydi bismillah. Şimdi ben text şeyimi açayım. Nereye gitti o bağ? Kim başlamak ister ikinci soruyla? Hani hiçbir şey duymuyorum. Kim başlamak ister? Ben başlayayım hocam. Ah Murat hocam ya. Yani ya biraz özgüven değil mi hocam ya? Yaşlandıkça insanın kaybedecek bir şey kalmıyor. Değil mi hocam? Ben neden bu kadar geç güldüm ya? Buyur hocam, buyur. Mr. Lee returned his wife as soon as he tonight. Bu arada şuradan kelimeyi seçtim. İkinci sorunun şeyini hocam, sözcüklerini nereden seçeceğini görüyorsun değil mi? Artık hemen ikinci yanında return, bir de call var. Aynen. Almak ve dönmek. Ha. Haydi bismillah tekrar. Mr. Lee returned ikinci hali. Mi? Hocam henüz bu alıştırmada sadece feature time ile kullanımına giriyor. Past'la işin yok henüz. Future'de. Onu sonra karışık verecek bir sonraki alıştırmada da. Henüz sadece feature time kullanımına gir. Burada tonight, burada tonight gelecek zaman hocam. Yani şu an dışarıda bu adam. Ha. Aha. Gece otele varır varmaz karısını arayacak diye bana. Mr. Lee returned his wife as soon as he called to the hotel tonight. Dedin ki Mr. Lee oteli bu gece arar aramaz karısına dönecek.
Dönecek demedi aslında. Döndü dedi. Pas kullandı. Yok, onu önce dedi. Şimdi present kullandı ya. Onda sorun yok. Hocam. Bir. Gelecek zamanlarla time clause kullanıyorsak. Yani as soon as burada bir time clause'u oluşturan bağlaç. Bağlaçlı cümlem asla feature olmayacak. Bu bir. Tamam, çok güzel. Hep present yapmıştık örneklerde zaten. Ana cümlem feature olacak. Bu ana cümle hangisi hocam? Mr. Lee will arayacak. Will call hocam. Will call. Arayacak. Evet. Karısını arayacak. Otele varır varmaz. Ama bence oteli arayıp karısına dönecek. Hayır ya. Olur mu öyle şey? Seyahatte adam o içti, etti, gitti diskolarda gezdi. Tamam. Otele gidince karıcığım bir 3 saattir uyuyormuşum diye yalan söyleyecek arayıp. Telefonda dönmek gibi düşündüm. Allah Allah. Ya arkadaşlar bunlar hiç anlamıyor bu işleri ya. Tamam. Okay. Mr. Lee will call his wife as soon as he returns to the hotel tonight. Bu gece, Mr. Lee bu gece otele döner dönmez. Karısına evet, sıkıysa aramasın. Eşi gelir. Burada returns s takısı alıyor değil mi hocam? Çünkü üçüncü tekil şahıs var elimizde. Mr. Lee. Üçüncü tekil şahıs geniş zamanda hocam s takısını fiili alır ya. Evet. Heh, o yüzden. Tamamız. Şeyma Nur. Three. It's your turn. Senin sıran. Not mi olacak? Sözler bir şey yazdı oraya ama. Not. Üçle mi ilgiliyordu? Ha, anladım. Üçün sözlere geleceğini düşünerek herhalde sözler hazırlık yapıyor. Tamam. Yok, üçü biz Şeyma Nur'a verdik sözler. Üzgünüm. Üçü yapayım o zaman. Evet. I won't be home tomorrow when the painters come to paint my apartment. Someone diyor ki yarın ressamlar dairemi boyamaya geldiğinde evde olmayacağım. Birinin onları alması, içeri alması gerekiyor diyor. I won't be come olacak boşluklarda. Anlaşıldı mı? Yes, ben şimdi yazmaya nasıl koyulayım ona bakıyordum da. I won't be. Won't be. Olmayacağım. Olmayacağım. Evde evet, olmayacağım. Evet, yani boyamayacakmış. Ama ressamlar dairesini boyamaya gelecekmiş. Ressamlar boyamaz onun dairesini. Ya bildiğim boyacıdır o. Komers değil hocam. Bu kadar elit düşünmeyelim. O kadar sosyetik davranma ya. Allah Allah, ressam getirtme ya. Ressamlar boyayacak. Bırak boyasın, kim boyayacak? Ben ressam gibi algım. Anladım. Ama T takısı yok. Aa, güzel. Evet, işte bu. Tabii yok. Anladım. Burada üçüncü tek şahısı yok. Painters çoğul. Day. Ha, day gibi düşünce. Harikasın. Baban zaten... Bakayım dedim. Evet. Bakayım dedim. Aferin. Beni görmek için yaptı. Yoksa ben... Yanlış yazdım. Ya ben yanlış yapamayayım ya. Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Sırada... hep Sebra'ya soruyoruz. Dur, şimdi benim şeyde gözükmeyen birileri varsa bekleyip duruyordur oralarda, yazık. Petek orada kalmış. Petek yapsın hadi. Dördü Petek'e soralım. Onu Sebra'ya dönelim. Tamam. Before I go to my job interview tomorrow, I will prepare a list of questions I want to ask about the company. Harika, harika. Bir de çevirmeyi dene bir yandan, ben de yazayım bir de. Before I go muydu? Evet. Evet. Before I go to my job interview tomorrow, prepare. Evet. İş görüşmesine, röportajına derim. İş görüşmesine gitmeden önce yarın. şirketle ilgili bilmek istediğim, sormak istediğim şeylerin, soruların listesini hazırlayacağım. Çok güzel. Harika. Gitmeden önce hazırlayacağım o listeyi. Harika. Evet, burayı mecburen şimdi siliyorum. Fotoğrafımı falan çekmek isteyen çeksin. Doldurduğumuz yerleri siliyor olmak çok emekler. Evet, bütün emeklerimiz boşa gitti. Hadi şimdi sırada kim var sanırım? Ya bugün Merve İstanbul yok. Değil mi? O burada değildi sanki. Burada ya. Burada mıydı?
Merve İstanbul bu gruptaydı değil mi arkadaşlar, hatırlıyor musunuz? Evet burada. Bu grupta da şu an yapacağım. Nasıl? Bu grupta ama şu an yok sanırım. Evet değil mi? O, evet bugün o şey absent. She's absent tonight. Efendim 5. Semra. Evet hocam. Haydi bakalım 5. Gözler 6'ya hazırlan sen bir yandan. Kızım şeye yaz. Çete. When Sandra visits us this coming weekend, we will take her to our favorite seafood restaurant. When Sandra visit me, visits me. S takısı var hocam. Çok iyi. Çünkü Sandra üçüncü tekil şahıs. Geniş zamanda fiili S. Evet. We will take. Yani we are going to take de olabilir. Ha? Bakın. Evet. Ben hep hani kolayımıza geldiği için yapıyorum böyle de. Değil mi? Bu da olur yani. We are going to take de olur. Hiç sıkıntı yok. Buyurun. When Sandra visits us this coming weekend. Bu da this coming weekend. Hani hemen önümüzdeki hafta. Gelmekte olan hafta. Sandra bizi ziyaret edince ettiğinde onu sevdiğimiz deniz mahsulleri restoranına, yani balık restoranına bir nevi götüreceğiz. Sözler 6 için bir şey yazdı mı? Henüz yazmadı herhalde. Sözler 6 sende. Bir yandan hazırlık yap orada sen. 7'yi kime soralım? Suya soralım. Yapayım. If Adam not come to work tomorrow morning, he miss a very important meeting. Şimdi iki yanlış birden oldu Su. Şöyle birinci de not come diye böyle çıplak halde, yalın halde almayacağım da onu acık böyle tense göre çek. Anlatabiliyor muyum? Birincisi bu. İkincisi, ikinci boşluğa da future mu present mu alacağına bir bak. Şöyle ki biz burada sınırlı bir soru tipi çözüyoruz henüz ya şu an. Yani future tense'lerle time clause çözüyoruz. Dolayısıyla burada bir tanesi future olacak. Ama hangisi olacak ona da bir bak. If Adam blah blah to work tomorrow morning, he blah 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 a very important meeting. Ben Türkçesini söyleyeyim olmazsa biraz ipucu olsun. Şayet Adam yarın sabah işe gelmezse çok önemli bir toplantıyı kaçıracak. Birincisine şey won't gelecek. Şimdi herkes çok dikkatli olsun şu an. Çok dikkatli olsun. Burada sunun deriz ama değil mi? Suyun deriz. Sunun. Değil mi? Su. Yani Mesut'un. Mesut Yun denmez. Onun gibi. Suyun olmaz orada. Sunun. Özel isim olduğu için. Sunun düştüğü. Aysun'un gibi. Değil mi? Aysun'un. Tabii. Sunun düştüğü bir hata var ve herkes düşebilir. Acaba buraya böyle bir nasıl bir not düşsek ki unutmasak. Herkes bir defterine bir not alsın arkadaşlar. Anlatıyorum. Time clause'larda yan cümle present, ana cümle feature olur. Fakat time expression, yani zamanın ipucu olan zaman ifadesi. Tomorrow morning var burada örneğin. Time expression'ın hangi cümleye neye eklendiğinin bir önemi yoktur. Evet. Time expression iki cümleyi de ilgilendirir. Yani burada biz tomorrow morning gördük diye if'li cümleyi feature yapmayız. Yapamayız. If saklı. Evet, doesn't olacak değil mi? Evet. Doesn't. Yapamayız. Yani o tomorrow morning tüm bileşik cümlenin bir ipucu. Yani evet, gelecekte yaşanacak bir şeye vurgu yapıyor. İsterse if'li cümlede bulunsun o. Önemi yok. Biz
Alttaki de bunun gibi bir örnek değil mi? Evet. Biz kuralımızı uygulamaya devam ederiz. Yani ifli taraf present olmalı. Gelmezse, olumsuz olacağı için de su dedim ya hani tense göre çek onu, yalın bırakma dedim ya az önce. Bak nasıl çekiyorum şimdi onu. Doesn't come. If Adam doesn't come to work tomorrow morning, şayet yarın işe gelmezse, ha şimdi sen burayı yap. He a very important meeting. Miss will miss. Will miss. Çünkü yarından bahsetmiyor muyuz Su? Evet. Ha? Yani ne olacaksa yarın olacak. Ne olacaksa yarın olacak. O işte bize ana cümleyi feature yaptırır. Her ne kadar tomorrow morning ifadesi yan cümlede olsa da. Herkes bu konuyu anladı mı? Şu an söylediğim şeyi arkadaşlar. Önemli bu. Tahtaya yazın, duvara yazın, kalktığınızda kafanızın çarpacağı yere yazın, ranzanın altına yazın. 8. Murat Hocam. Ya Sözler 6'yı yaptı mı? Çete gelmedi. Sözler neredesin kızım ya? 6 sendeydi. William stay call demiş. Sonra da Will yazmış. O Will'i nereye koyayım ben? Will stay. Ha Will stay ve call. Ha, bakayım. Diyor ki o yani I will stay by the phone until Rosa call. Ha. Demiş ki Sözler. I will stay by the phone until Rosa call. Okey diyenler, olmuş diyenler. Olmuş. Kim o? Petek mi? Petek mi? Petek evet. Olmuş diyor. Başka? Olmamış. Niye Semra? Hocam S takısı yok Rose. She. Tamam kızma canım. Allah Allah. Valla ben bile korktum ya. Ben dersi bırakalım dedim ya. Hocam S takısı yok mu? Başlarım böyle. Böyle kurs olmaz. Hocam ne yapıyoruz biz? Hocam S takısı yok. Ay estağfurullah. Ay çok güzel oldu o. Ses tonu şimdi. Ya işte bakın iletişim dil bilim derslerinde anlatılır. İlginçtir. Bakın iletişimin %70'i sözsüz dil. Non-verbal language. %30'unu sözlü dil. Yani verbal language sağlar. Şu an biz Semra'nın yüz ifadesini, yüzünü görmediğimiz için o ses tonu bakın nasıl. Evet. Değil mi? Şey yaptı. Görüntü çok önemli. O yüzden mesaj yazmaktan nefret ederim mesela. Evet. I will stay. Yanında duracağım telefonun diyor değil mi? Burada by the phone çok acayip. Şey ama Sözler temelde doğru yaptın. Sadece S takısını unuttun sen. I will stay by the phone. Telefonun yanında duracağım. Rosa beni arayana kadar. Auntie Rosa calls. Nasıl etmiş? Evet. Öyle. Evet, Murat Hocam, 8. Evet, 8. Yukarıdaki örneğe benzer bir örnek. Mi? Evet, abi. Üf Barbara. Öyle bir Barbara. Barbara. Barbarları beklerken. Kimin kitabıydı o ya? Barbarları beklerken. Hossein hocam. Vay Murat hocama bak. Bulup toparlanıyorsun gidiyorsun sandım. Telefonu zaman aldım. Hossein'in kitabı. Ben onu kitabı hala okumadım ya. Sen okudun mu hocam ya? Okudum hocam. Onun nasıl? Bütün külliyatını okudum. Vallahi çok iyi bir yazar. Tamamdır hocam. Sırada. Sırada benim de ama. Bu aralar geceli gündüzü dersi anlatmaktan. Aynısı bakalım. Kürsümüze dönersek. If Barbara does get home on the on time tonight. Hocam düz cümlede yardımcı fiil koymaz geniş zamana. If Barbara gets 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 olduğu için de
gets home. Esnaf sağlıdır. On time train. Bugün eve vaktinde gelirse. Evet, zamanında. Ha, burada şunu demeye getiriyor. Arkadaşlar, ya gets yazın diyor. Buraya is de olmaz mı? Heh, ya da olmak fiiliyle is yapın. Aynı kapıya çıkar diyor. Aynen, ben is diye düşündüm. Üst üste yazdık. Rezil ettik orayı. Yani. Heh. İkisi olur diyor yani. Seçenek sizin diyor. İstediğinizi koyun diyor. Heh. If Barbara is home. Yani evde olursa. Eve varırsa. Heh. We. Tonight. We will eat. Dinner. At 6:30. If... Ha, yine aynı. Gets ya da is late. Is'i tercih edeceğim ben. Geç kalırsa. I am late deriz ya genelde çünkü. Ha. Dinner. If she's late dinner... Tek başına mı yiyeceksin? Dinner'dan eat çıkamaz. Dinner eat yapamaz. Onu da o zaman will be yapalım. Olmak fiiliyle. Değil mi arkadaşlar? Yani evet. Akşam yemeği geç olacak, gecikecek falan gibi bir anlam. Okey? İşte bu. Çok güzel. Güzel güzel. Olacak arkadaşlar. İyi gidiyoruz. Ama kolay değildir ha bunlar. Kolay oturmaz öyle. Lütfen workbook'u da yapın. Bir gün pat diye bugün workbook kontrolü yapacağım diyeceğim. Açı vereceğim burada workbook'u. Rezil olacaksınız. Hepiniz. Workbook'u indirenler, çoğaltanlar oldu mu? Sanırım Murat Hoca çoğalttım demiş. Doğru mu hatırlıyorum? Evet hocam. Şunu aldım demişti. Başka ben de devam. Su çıkarttın mı? Tamam, çok güzel. Evet. Baktın mı hiç kızım? Daha bakamadım. Hep read at work yapıyorum. O da güzel. Tamam. O da güzel. Elbet bir sıraya sokarız. No problem. Başka? Hani? Semra? Hocam ben daha çıktısını almadım açıkçası. Ha gayret. Yani PDF'ine baktın mı? Yok. O da yok. PDF'ine de bakmadım. Aferin. Çok güzel. Devam et. Sen anca giddins middins. Sen anca git. Ne üzerine yaptın şey? Tezin neydi Semra? Mülteciler üzerine hocam. Hmm. Birlikte yaşama kültürü üzerine mültecilerle ilişkimiz. Çok güzel. Birlikte yaşama kültürü üzerine. Evet. Evet. Şimdi bakın şunu yetiştiririz teneffüse kadar. Ondan sonrası size kalacak. Hem past, hem present, hem future örneklerle. Yani time clause'ların her türüyle yürüyeceğiz. Bu alıştırmalı 20'de. Before Tom blah blah to bed, he always blah blah his teeth. Şimdi ben always'i görünce geniş zamanla kullanımına yürürüm hemen. Arkadaşlar. Ha? Evet. Tom yatmadan önce her zaman ne yapar? Brushes, değil mi arkadaşlar? His teeth. Evet. B'yi kim söylüyor hemen? Şeyma Nur? Bakıyorum şu an. Aha. Later tonight. Çok... Yani şu ikincisi de is mi kullansam, going to mu kullansam bil mi diye tereddüt ettim ama is going to kullanmak istiyorum. Before Tom goes to bed later tonight, he is going to email his girlfriend. Çok güzel. Later tonight geleceği anlatıyor burada. Ha? Evet. Will cümleyle kullanabilirdim değil mi? Tabii ki tabii ki. Yani tabii. Is going to olarak. Abi, evet, tabii. We will email. Evet. Mail atacak kız arkadaşına. Evet. Tom yatmadan önce değil mi bu gece? Geç vakit yatacak zaten. Yatmadan önce mail atacak. Güzel. Evet. C'yi öbür sayfada kim kaldı? Petek var. Petekce. Ben mi yapayım? Yes. Before Tom bu geçmiş zaman went to bed last night, he took a shower. Wonderful. Sana al beni alacağım. Sana kedi maması alacağım. Kedi maması kabul ediyoruz.
Evet, D'yi kim var? Sözdar, orada mısın? Hızlıca yazabileceksen eğer. While Tom blah blah shower last night, the phone blah blah. Oo, güzel. Şeye de gir. While'ın hani ta past continuous simple past kullanımına girdi, değil mi? Siz yapar mısınız hocam demiş sözler. Yaparım, al beni alırsan yaparım. While Tom was taking. Ya ben de burada past continuous. Değil mi? Duş alırken dün gece ring ikinci hali düzensiz fiil değil mi kızlar? Evet, hepsini karıştırmışlar galiba. Evet tabii çok karma bir şey bu. Alıştırma çok güzel olmuş. Evet. E'yi su diyorum. Başka da bir şey demiyorum. Su diyorum. E mi? İçelim falan diye kolonya. Kolonya içiyordum az daha. Evet. As soon as the phone rang last night. Evet, rang yani okunuşu. Tom jumped. Hep beraber böyle pıt yapıyoruz. Çok güzel. Harika. Rask ne ya? Rang. Güzel oldu orada. As soon as the phone rang last night, Tom atladı. Atladı. Jumped out of the shower to answer it. Telefon çalar çalmaz Tom. Dün gece telefon çalar çalmaz. Tom ona cevap vermek için yataktan atlamış. Duştan dışarı atlamış. Evet, biz de atlamış kadar olduk ama Allah burada yani hep beraber pıt diye. Ayak kayar, atlamış keşke. Evet. Semra. Evet hocam. Bir dakika daha az kaldı. Şimdi... Kaç geçe? 30 geliyor. 40 geçe buluşacağız. Haydi Semra. Yarın sabahtan bahsediyor. O yüzden as soon as olan taraf. Yani as soon as Tom gets up tomorrow morning. Yes. He is going to ya da will fark eder mi hocam? Kısa olsun ya. Uzun uzun yazdırtma bana. Tamam. He will brush. Evet. Ama göremiyorum yazdığınız için. Şimdi görüyorsun. His teeth. Evet. Dişlerini fırçalayacak. Yarın sabah kalkar kalkmaz dişlerini fırçalayacak.